jibu jinen şengale u civaka ezidi jibu tseri de geli kurd u jinen kurd jibu jinen tavayi dünyayı jibu gelin tavayi dünyayı rojeki şin rojeki khatara rojeki şermezar kirine ya Daiş u hafkari mi ne tene jibu baveri ya geli ezidi çavye kwadan şengale jibu ku cevhara çanda geli kurd jibu ku cevhara jinen geli kurd ediru ki de Xwanasin u Sembul bun jinen ezidi bun hedef Hatta ha bi heftezaran jin zaruken keç u kur hatin ravandin u mundakirin u yen hati ditinde hatta ha 3000 hecaji mundane ve kefermi devleta Türkiye 24 jinen ezidi u zaruk Vaka ku devleta Türkiye hati tespit kirin hene. Ne bele em dizanin? Jine ku bedeste Daişe hati ravandin, hati kole kirin, zaruke ku hati frotin, iru la aha Türkiye'ye deji vaka kole tene girtin. Em bangavazi dikin, ne tene devletin Avrupa'yı, iru ye ku afkatli amçe buyi, derdurin ve devleta Irak, İran, u devleta ku İran tede cehva digrin, Devleta Türkiye deve vaka kırkırın binav bike delil u tespit en vavara girtin ne tene darı zandın en sembolik darı zandın en rast u lasta nav devleti de vare ditin deve beditin deve vara kabul kirin am kırkırın ali sari jine nezidi vaka kırkırın ali sari gelli kurdu gelli jindi binin am şermezar dikin Ev kesin ku jiyana xoş destayı emrezdari bi birtinin. Ve rüce hatan ha bi parastinen cevheri yeku liber xodayı yeku ezidxan parasti i rüce lişer şengali jibu statüya ve beynasin ber xodidin em sırav dikin em car didi bejin lehemberi akle dayşi feraseta jin jiyan azadi ve serbikeve. 3 Ağustos 2014 yılında kapitalist erkek egemen iktidarlar tarafından beslenen IŞİD çeteleri tarafından Şengal'de Ezidi halklarına yönelik büyük bir soykırım gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu soykırımda binlerce Ezidi kadın çocuk katledilirken yine binlerce kadın cinsel şiddet ve işkencenin her türlüsüne maruz kaldı. Kadınlar köle pazarında satıldı ve yine 2700 Ezidi kadının akıbeti ise hala bilinmemektedir. Şengal halkı, Şengalli Ezidi kadınlar bu soykırımla karşı karşıya kalırken siyasi iktidarlar bu çeteleri durdurmaya yönelik tek bir girişimde bulunmadı. Çeteler başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere Ezidi kadınları ve çocukları kaçırdı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, hukuki süreçler bunun en açık göstergesidir. Özellikle esir alınan Ezidi kadın ve çocukların Şengal'den binlerce kilometre uzakta bulunan Ankara ve Kırşehir'de ortaya çıkması siyasi iktidarın kayıtsızlığını da ortaya koymaktadır. Son olarak hala Ankara'da IŞİD'li bir ailenin Ezidi bir kız çocuğunun alıkoyması davası hala devam etmektedir. Yine bu çeteler Ahmet'te de, Ankara'da da, Suruç'ta da, Antep'te de birçok katliam gerçekleştirmiş. Onlarca canımızı almışken bu katliamın arkasındaki karanlık güçler açığa çıkarılmamış, katliamların yaşanmaması için yeterli tedbirler almayan siyasi sorumlular hiçbir şekilde hesap vermemiştir. Tam tersine IŞİD'in katliam gerçekleştirdiği bu kentlerde yaşayan halklarla dayanışma gösterenler, Kobani'de yaşanan katliama karşı mücadele eden kadınlar Kobani kumpas davaları ile cezalandırılmak istenmiştir. Ülkedeki erkek egemen siyasal iktidarının politikaları geçmişte olduğu gibi bugün de Kürt halkına ve kadınlarına düşmanlık üzerinden devam etmektedir. Şengal'de de, Rojava'da da bugün bombalar yağdırılması da bunun en büyük kanıtıdır. Jin, jiyan, azadi! Jin, jiyan, azadi! Yine güvenlik adı altında Federe Kürdistan bölgesine bağlı Kürt halkının yaşadığı köylerin zorla boşaltılması ve buraların insansızlaştırılmasının temelinde de bu düşmanlık vardır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Hala kayıp
binlerce Ezidi çocuktan bahsediyoruz. Hala kayıp binlerce Ezidi kadından bahsediyoruz. Hala kendi topraklarına nasıl dönebilecekleri, nasıl yaşayabilecekleri meçhul binlerce Ezidi'den bahsediyoruz. Sözünü ettiğimiz coğrafya, yani Şengal coğrafyası, Ezidilerin %70'inin yaşadığı bir coğrafya. Eğer tarihte bu yaşananlarla ilgili ortak mücadele hattını genişletmez ve burada sesleri çoğaltmazsak, maalesef bunları unutturmak isteyenleri yalnızca sessizliğimizle güçlendirmiş oluruz. Onları güçlendirmemek, bu katliamların hesabını sormak, kayıp Ezidi kadınları bulmak, yine bunun hesabını sormak ve bununla yüzleşmek, bu çocukların akıbetlerine ilişkin yine ortak bir mücadelede buluşmak, bugün kadın kırımı ve cins kırımı mücadelesi açısından çok çok değerli bir anlam taşıyor. Şin, cihan, azadi. Bundan 10 yıl önce Şengal'de gerçekleştirilen soykırıma Şengalli kadınlar sergiledikleri bu yaşamı hep birlikte savunma, Şengalli Rojavalı kadınlarla dayanışmayı en güçlü şekilde büyütme günüdür. Kadınlara yönelik cins kırımının tekrarlanmaması için mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirtiyoruz. 3 Ağustos günü kadın kırımı ve soykırıma karşı uluslararası eylem günü ilan edilmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz.